Vaktim yok. Nimaga vaqtin yo'q bilasan? Ishim ko'p. Nimaga ishing ko'p bilasanmi? Men to'lmayapti. Cho'ntak demoqchiman. Nimaga cho'ntak to'lmayapti? Nimaga qalbing to'lmayapti? Mana kecha aytdik-ku, boshimiz kasaldan chiqmayotgan bo'lsa, bir qaraylik-chi, biroq qarg'amayaptimi bizni? Bizdan zulm ko'rib turib dedik. Endi rizqimizda baraka bo'lib, hayotimizda xotirjam bo'lmayotgan bo'lsa, bir qaraylik. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Allohga hamdlar bo'lsin. Mana kecha bugundan shuncha mana 200 ga yaqin bolalarni kiyintirish davom etyapti. Bunga befarq bo'lmagan har bir sahih insonlar Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Inshaalloh bunga befarq bo'lmay bilasizlar. Bugun ismim mana safardan uzoqdan kelgan shunday bir mehmon bo'lib kelgan Shavkat akamizga ham Alloh ajrlagan bo'lsin. Qiyomat kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birga turishlikni Alloh nasib qilgan bo'lsin. Bilasizlar, bu narsa qiyin. Ko'pchilik mana devona bo'ldinglarmi, tilamchilik bo'ldinglarmi degan gaplarda aytayapti. Inshaalloh buni ajrini olamiz. Alloh taolodan umid qilamiz. Ertaga qiyomat kuni shu evazimizga Alloh bizga bir qasr bersin deb umid qilamiz. Bunga befarq bo'lmagan insonlarni bozorda yurgan bo'lsin, qayerda har bir tijoratda yurgan insonlarni ham Alloh taolodan umid qilamiz. Ertaga qiyomat kuni Alloh taolosi sizlarni qasri bilan siylagan bo'lsin. Shunday videolarimizga befarq bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Alloh taolo barchalardan rozi bo'lsin. Bu narsamiz davom etadi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo mahluqotlarni yaratganida rohim Alloh taoloning arshiga osildi. Rohim bu qarindosh urug'chilik. Rohim nima? Bu ota-ona, aka-uka, opa-singil, amaki tog'a, amma xola. Qarindoshlar ulul arham deyiladi. Ar-rohim deganda mana shu qarindosh urug'chilikni tushunamiz. Ar-rohim bu qarindoshchilik degan narsaga Alloh subhanahu va taolo o'zining Ar-rohman ismidan ism chiqarib berdi. Ar-rohman. Alloh taolo rohimga aytdi, axir sen bilan aloqa qilgan kishi bilan meni aloqa qilishim, sendan aloqasini uzgan banda bilan aloqamni uzishim senga kifoya qilmaydimi? Kim qarindosh urug'chiligini tikkalasa, qarindosh urug'larning holidan xabar olsa, Alloh uni holidan xabar oladi. Kim qarindosh urug'lardan uzilsa, Alloh taolo u bilan o'zining aloqasini uzadi. Vattaqulloha allazi tasaaluna bihi val arham innalloha kana alaykum raqiba. Alloh taolo aytadi, yana oralaringizda savol-javoblarda o'rtaga nomi solinadigan Allohdan qo'rqingiz va qarindosh urug'laringiz bilan ajralib ketishdan saqlaningiz. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Bir o'ylab ko'raylik. Bobosini, momosini, ota-onasini, aka-ukasini, opa-singlisini, amma-xolasini, tog'a, amakisini xabar oladigan odam bilan bulardan aloqasini uzib, ajralib olgan, mohobol yashayotgan odam. Mana shu odam teng bo'ladimi? Alloh taolo Qur'onda qarindosh urug'chilikni tikkalashligimizga buyurdi. Alloh buyurdimi? Demak, bu yengil mavzu emas. Astag'fir billah. Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi va tuqattu arhamakum. Ulaika alladina la'anahumullohu fa asammahum va a'ma absarahum. Agar iymondan yuz o'girsangizlar, yaqinki sizlar yerda buzg'unchilik qilursizlar va qarindosh urug'laringiz bilan ham aloqalaringizni uzursizlar. Yer yuzida fasod tarqatish, buzg'unchilik qilishlik eng katta gunohlardan. Qarindosh urug'chilikni uzishlikni Alloh taolo mana shu narsaga o'xshatyapti. G'arbda qanaqa bo'ladi-da, ota-onasi ziyoratga kelsa, cho'narda deydi. Telefon qilsa bir narsa kerakmi deydi. To'g'rimi o'tirib telefon qilib hol-ahvol so'ra olmaydi. Chunki
bekardan bezovta. Qarang, siz zamonaviy hikmatlardan agar senga tanishlaring, qarindoshlaring anchadan beri telefon qilmayotgan bo'lsa, bu yomonmi, yaxshimi? Demak, hammasining ishlari joyida. Tushunyapsizlarmi? Agar senga qarindoshlaring anchadan beri qo'ng'iroq qilmayotgan bo'lsa, desa biz darrov kallamizga keladiki, demak, bu yaxshi emas bu. O'rtamizdagi aloqa uzoqlashib ketyapti degan fikrga boramiz. Ammo ularni qarang. Agar birodarlaring yoki qarindoshlaring anchadan beri senga qo'ng'iroq qilmayotgan bo'lsa, demak, bu yaxshi. Chunki ularning ishlari nima ekan? Yaxshi ekan. Ishi bo'lganda zamona qilardi ekan-da uchi. Biz ham shuni qilib qolmayapmizmi? Telefonda ammamizni, tog'amizni, xolamizni telefon qilib, quruq ushib bir so'm pul ketadi. Ramazoningiz muborak bo'lsin, dedikmi hammamiz? U borishni qo'ying. O'zimizga olaylik ozgina. Unday kimsalarni esa Alloh la'natlagandir. Bas ularning quloqlari pand nasihat eshitishlikdan kar, ko'zlari esa to'g'ri yo'lni ko'rishlikdan ko'r qilib qo'yilgandir. Qarindosh urushligini uzayotgan odam yer yuzida fasod tarqatayotgan odamga tenglashtirilyapti. Bunaqa odamlarda ko'zi ko'r, quloqi kar bo'ladi haqdan. Qobil Hobil qissasi. Yer yuzida qarindoshlarning o'rtasida bo'lgan xilofning eng birinchisi edi. Akasi ukasini qatl qilib qo'ydi. Astagfirullah. Vatlu alayhim naba abnai adama bil haqq. İz qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima va lam yutaqabbal min al-akhar. Alloh taolay aytadi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga odamning ikki o'g'li haqidagi xabarni haqqi rost tilovat qiling. O'shanda u ikkovi qurbonlik qilganlarida biridan qurbonligi qabul qilindi, ikkinchisidan qabul qilinmadi. Shunda biri qasamki seni o'ldiraman dedi." Aka ukalarning o'rtasida, ya'ni qarindoshlarning o'rtasida bo'lgan birinchi xilof mana shu bo'ldi. O'rtaga shayton tushdi, o'rtasiga sovchilik soldi, qotillikkacha olib bordi. Shayton boshladi, birodarlar. Shuning uchun qarindoshlar o'rtasidagi aloqani uzayotgan, shu narsaga gijgijlayotgan kim bo'ladi? Shayton bo'ladi. Bir sahoba kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga: "Yo Rasululloh, meni qarindoshlarim bor. Men ularni xabar olaman, ular esa aloqasini uzadi. Men ularga yaxshilik qilaman, ular menga jafo qilishadi. Nima qilaydi?" Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Agar siz aytayotgandek bo'lsa, holi siz uchun Alloh tomonidan bir yordamchi yoningizda turadi. Aloqasini uzsa ham aloqani tikkalaver. Chunki yoningda Alloh taolaning bir yordamchisi turadi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muttaqilarning imomi va sila rahim qiladiganlarning ustozi edilar. Makka fathi bo'ldi 8-yilda. Uning orqasidan Hunayn g'azoti bo'ldi. Shunda musulmonlar katta bir g'alabaga erishdi, ko'p g'animalarni olishdi, ko'p asirlar qo'lga tushdi. Ana shu qo'lga tushgan asirlarning orasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning emigdosh opasi ham asir tushgan edi. O'zini qondosh opasi emas, Halima Sa'diyaning qizi Shaymo asir tushdi. Musulmon askarlariga: "Men sizlarni payg'ambarlarning opasiman" deb turib oldi. Payg'ambarimiz opasi yo'q edi-yu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelishganlarida payg'ambarimiz tanidilar va izzat ikrom ko'rsatib, ozod qilib o'zini yerga qo'yib yubordi. Bu kimga? Emigdosh opasiga, o'gay opasiga biz tilayotganda. Hozirgi zamonda odamlar o'zini bir tug'ishgan opasi bilan qilayotgan muomalalarni ko'rib turib, a'udhu billah deysiz. Payg'ambarimiz aytganlar: "Al-mukafi laysal wasil." Mukafi wasil emas. Mukafi kim? Sizdan xabar olsa, siz ham xabar olasiz. Bu vosil haqiqiy qarindoshlardan xabar olayotgan odam emas. Haqiqiy vosil xabar olayotgan odam kim? Undan hech kim xabar olmasa ham, u xabar olaveradi. Demak, payg'ambarimiz aytdilar, mukafi vosil emas. Astagfirullah. Yas'alunaka madha yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khayrin falil validayn wal aqrabin wal yatama wal masakin. Sizdan ey Muhammad alayhisalom nimalarni ihson qilishlarini so'raydilar musulmonlar. Ayting, qanday yaxshilik qilsangiz ota-onaga, qarindosh urug'iga, yetim miskinlarga. Qiladigan yaxshiligingiz birinchisi ota-onangizga bo'ladi, orqasidan qarindoshingizga bo'ladi, undan keyin yetim miskin bechoralarga bo'ladi. Opes sinis, ammes xolis. Bo'ldimi? Tog'a amaki.
Yakınlardan başlanadı. Siz yaşlıgizge haktar bugün adamlar, ana şular. Siz sadaka kılarken siz karındaşizge. O ham silahe rahim onu dötadı. Ham sadaka onu dötadı. Şimdi beygana miskinge varıp yaradıyan basız. Fakat ne oladı o? Sadaka oladı. Demek silahe rahim kılıcı bulan, katil rahim bulan kişi herkes beraber bulmaydı. Adamlar var. Adamlar var. Özlerini, farzantlarını, amma halalarını, ki toga amakilerini ziyaret kılışıydan ata analar özlerini men kıladı. Neme gedese beni hapa kıldı akem, beni söküp koydu opam, şu bitti arzıma gen bir oğa koyan edip durup, aki ülkeler yillep geblaşmıydı. Şimdi özünü farzantlarını men kıladı, amaki togalarını ziyaret kılışıydan. Burada öz yüzü günahkar bulaykeniz yetedi. Bolezi men kimi. Eğer amakizi, togayızı ziyaret kılamanda siz otez yok ki, onez, men kılayken bulsa burada, kulak sonu ziyaret kılırsınız. Çünkü sile rahimde üzüşlik günah. Ular bilen alakan tikeleşlik savab. Günah işge büyürüse ota ona itaat kılınmıydı. Razım asma amakini al diye barsayın dese hop da koyasız, gap katar mıyasız, bara havar olurasız. Halini al diye barsayın, senge bergen sütünge razım asma dese hop deysiz, bara olurasız. Çünkü anez bir yerde, atez bir yerde günahke büyür yaptı. İtaat kılınmıydı. İtaat kılınmıydı. Çünkü ciger bular. Bir gün gelip yaraşıp geçişadı. Öşünde kim pülüste kalırdı? Siz pülüste kalırsınız. Ha bizden hemen dedi adamlar, bağır, roza bulan bir amakini nemek koy, tabrihle koy, o halini bir havara koyun. Ha, vaktim yok. Nemege vaktin yok bilesem, işim yok. Nemege işin yok bilesem mi? Ma tolma yaptı. Çöntü edemekçi ben. Nemege çöntü et olma yaptı, nemege kalbin tolma yaptı. Şu karındaşlarını onu da, ziyaretini kıpbo geninde, ömrünge, rızkınge, bereke kele alıyorsun, sakiste eşidi bittası, ana şu sile-i rahmıdı. Vaktin yan bolar da, karındaşlarını havara geninde, pulun yan bolar da, kalbi yan hatırcan bolar da. Bana keçe ettik ya, başımız kesaldan çıkmayken, bu kareyleci, bura kargama yaptı mı bizi? Bizden zulüm görüp durup dedik. Şimdi rızkımızda bereke bolup, hayatımızda hatırcan bulmayken, bu bir kareyleci, karındaşlarımız zor mu? İmamlardan bir aytadı, mescitte sile-i rahim hakkında maruza kıldım. Halı maruzam ahri yetmesinden turup, ayet hadislerini oku bir yeniden ki, iki de yaş katta adam türdü de, yığla birbirini kuşa alıp geçişti. Maruzam tüketkenimden ki, barıp soradım, neme gibi bunu yakındaylar? Halı kelesi aytadı, ikelemizem, bana şu mescidini kavmimiz. Bana şu mescid bizi mescidimiz, şu mescidini kavmimiz biz. 40 yıldan beri yablaşması diye birbirimiz bile. Ama ki vatçamızı kelamız dedi. 40 yıl. 40 yıl. Ayetişki o son. Ana şu maruzanı eşitti. Allah ikalasının kalbini açtı. Birbirinden geçirdim soradı. Oradan 3 gün öttü dedi Halil İmam. Kavmımızdan bir adam kongurak çaldı. Damla ya ki şeyh cenaze var. Bizi kavmımızdan bir adam ötüptü. Kim ekendir sorasam ana şu ikide aksakaldan bittesini atın etti dedi. Bizde yoğumuş ne kadar arazlaşıp yürüyenlerimiz. Sile-i rahimini orduya koyan kişinin şu dünyada özüdeki mükafatı ne mekanlığını bilesin birader. Ne mede bir yürüp psikoçede. Bola, çaka. Bola, çaka. Şu balanı da çaka istep yürüp biz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. İmam Buhari ve Müslim'den keltirilgen hadiste. Kim? Allah onun rızkını keng kılışını, barakatli kılışını, ömrünü, davomiy kılışını haklasa, karındaş ulularını halıdan havrasın, sile-i rahim kısın. Rızkıya Allah Ta'ala bereke beredi. Biz iman keltirgenimiz buradalar. Anamızı karnıda, 121 günge tolgen günümüz, farişte gelip 4 tanesini peşanamızı yazgen. Rızkımız, acelimiz, amelimiz, bakli ya ki baksız buluşumuz. Bana o iki tanesi köpeği vazgeye miydi? Birinci iki tanesi. Rızk bilen, acel yazıp koyulingen. Ömrem rızk, topadigen pulizem rızk. O köpeği azeye miydi? Fakat barakatli boladı. Yok ki barakatsız boladı. Şimdi ömrüge barakat giriş kanıka boladı. Akır ömür çözülmeyi diyor. Yazgen ömürdü köre diyor desey temiz ki. Sizge acilatılgen 60-70 yıllık hayatta cüde köp hayriyetli işlerge imkanı tofuk olasınız. Adamlar 100 yıl diyen ülge olmayken işlerini ana şu kısa müddette kalıp ülgeysiz. Ömrünüzge Allah'a bereke vergeni
Allah razı bo'ladigan işlerini köproq qilib qo'yganligingizda ko'rinadi. Rizq deb yuribmizmi? Pul topaman deb yuribmizmi ko'chada? Shu qarindoshlarda havoromi? Mana endi bilib olaylik nima ekanligini. Bir kişi gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığı ayetti ki menge, meni cennetke alıp oradığın bir amelini örgatın, haberini verin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bitti soru sorup gelen adam mı? Özünü hal yakarıp durup cevap aydardılar. O kişi ilme dediler, sileye rahim kıldı. Buradalar günahlar var, Allah fakat yine onu cezasını ahirat yapıp koyadı. Yani günahlar var, şu dünyada özü diyen bir adı, ahiratta bir işten Allah. Ana şu günahlardan bittiyse, karındaşı ruhçilik, alakalarını üzüşlik. Bunu şu dünyada hem cezası elbette belirledi. Şimdi, hazır şimdi adamlar kovup gitken, bana kovup gitken, şu telefon da ile soruş koyardı birbiri bilen, hem matrişi bilen o ara, SMS yönetip koyardı, gruptaki bitti Ramazan ile mübarek olsun deyip koyardı, şu bilen bu oldu da, kuleydi, 60 tasını bitti grupa tıkıp koyarsız, uruğlar deyip koyarsız, Ramazan ile mübarek olsun deyip bitti tıkıp koyarsız, kutu olduysa da. Endi unga yarasha ajr ham o'shunga yarasha bo'ladi. O'shunga ham mayli, o'shunga ham rahmat. Ammasidan xolosdan hol-ahvol so'rayaptimi? Rahmat. Hozirgi texnologiya odamlarni qayas sarib gap ketyapti, turib hayronsan. Endi mabodo, takrorlab aytaman. Ammasini tog'asining uyiga borsa ham, mabodo ammasini tog'asining uyida Wi-Fi bo'lsa, ziyoratga borib turib nima qiladi? Imon qara. Imon qara. U qayga bordi? Ziyoratga bordi. Ey qaraylarda. Siz qilayotgan siylay rahim haqiqatan Alloh xolagan, Alloh yaxshi ko'rgan siylay rahim bo'lishini, siylay rahim bo'layotganligini bilishni xolaysizmi? Boramiz, topganimizni olib borib beramiz, ozgina gaplashib qaytib kelamiz. Shu siylay rahim bo'ldimi, bo'lmadimi? Bir alomati bor ekan. Ana şu siz ziyaret kılıp oturgan hanadanda, ammezi yüzde ya ki tağız yüzde oturganizde Allah Ta'ala'nın rahmetine bütün vücudunuz bana hız kılışı iskerek. Düşündür aladın mı? Üçü karındaşınızı ziyaratı kekirip oturup siz geplaşıp yüde de etibar verinci huzurlarını yapsın mı şundan? Rahatlarını yapsın mı? Huttu sağudan ısıkı kirgen de benimizi rahatlengen de. Ya tezra keçik elediğimiz ha? Ama ki işler var. Gırt bekarçı oladı. Gırt bekarçı oladı. Şimdi işler var. Tezor. Oturamaydı. Yine bitti alamad. Zamanımız bilgilerden, özgeçerlilerden. İki yaşar balayızı, nevereyizi, kucağız yolu oturayım da oturalım ekin tek. 21. asırda balayı pıtır pıtır. Onu da oturamaydı. Ben bile interes. Bugün barıp iki yaşar, sal akıllı kirip bakan, tılı çıkıp bakan, ciyanizi kucağız yolu oturayım da, tek oturalar mıyken? Oturamaydı. 99 prasin oturamaydı. Pıtırap duradı. Doğru mu? Bizden şuna kopayamız. Ammamızı yüge, bordu ziyaret kılamız da kas kılıp. Lekin bir paslama kılış gerek. Demek kaytar vatamız, siz kıyken sile-i rahim, hakiki sile-i rahim bolganı yine bilmek için bu ses, Öşe ziyaratta oturgan paytingizda özingizni holatingizni bir kuzating. Alloh taoloning rahmati yo'q ekanligini, sakinati yo'q ekanligini his qilyapsizmi? Yo, bezillab turibsizmi tezroq ketib qolay deb. Ko'pchilik bo'lsa kerak, hamma emas. Ertaga tog'asining uyiga 1-2 kilo go'sht ko'tarib borsa, o'tirib gaplashib bo'lib, "Kel, jiyan, tinchlikmi?" deydi. Hamma emas, ko'pchilik işliyor mu deydi. De eslese bir yıldan ötüp gitti de varmayken gel. Prosta tak varmayken gel. İhtimal 5 yıl oldu. İşliyor mu deydi. Hani etti ki hani atana gel muruvat kılıçta ateyze başını anayze şu ayağını ukalap başını ukalap kalıyordu. Ne deydi? Ne kıldın deydi. Ya ki ne gereği deydi. Biz kançalar şeriatımızdan peygamberimiz kaldırıp gitken sünnetten uzak olup gitkenimizi bulup oraya Müslüman kişi avf kılıcı boladı. Eğer karındaşlarından hata kemçilik ötken bosa, Müslüman adam, Allah'dan korkan adam avf kılıçlı bilişliği gerek. Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'u. O kişinin kızları Ayşe anamız raziyallahu anh'ını hadisatul ifte fahşta ayıplaştı.
Münafıklar fahşta ayıplaştı. Lekin zina kıldı degen gapni Müslümanlardan 3 kişi tili bilan aytib qo'ydi. Ana şu 3 kişinin bittesi Mustih ibn Abi Mustih, Abu Bakr Siddiqning qarindoshi edi. Yani Abu Bakr Siddiq özü boy badavlat odam bo'lganligi uchun bu kambag'al qarindoshiga doim xayriya son infoq qilib turar edi. Shuncha yaxshiligini ko'rib turib, Abu Bakrning qizi haqida, Oyisha onamiz haqida fahsh so'zni gapirib qo'ydi. Shunda Abu Bakr Siddiq qaytib senga muruvvat qilmayman, qaytib senga yaxshilik qilmayman dedi. Ya'ni qilgan yaxshiligimga javob shu bo'ldimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo oyatlar nozil qildi. Oyisha onamizning pok ekanligi oyatlar bilan isbotlandi. Endi qarang. Alloh taolo nima deb oyat nozil qildi? Astag'du billah. Vala ya'tali ulul fazli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Abu Bakr qayta yaxshilik qilmayman senga dedi. Alloh taolo aytdi: Sizlardan fazl va keng moli davlat egalari qarindoshlariga, miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida infoq ihson qilmaslikka qasam ichmasin. Balki ularni avf qilib kechirsin. Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizlarmi? Bu oyatlarni payg'ambarimiz tilovat qilib berganlarida Abu Bakr birinchi marta eshitdi-da Xohlayman Parvardigorim meni mag'firat qilishini dedi-da yana musiqqa qilayotgan xayr ihsonida davomiy bo'ldi. Ana birodarlar. Ehtimol amakimizdan, ehtimol ammamizdan xafa qolgan joyimiz bordir ayrimlarimiz. Yuragimizni quvvati yetadimi? Iymonimizni quvvati yetadimi? Mana oyatda eshitdik. Kechdim Alloh uchun ammam shu qilgan xafa meni qilgan xafagarchiligini. Amakimni qilgan xatosidan o'tdim deb aytib ola olamizmi? Qarindoshligini tikkalagan kishi jannatga kirishi aytildi hadislarda. Qarindoshligini uzgan kishi jahannamga kirishi aytildi. Birinchi navbatda birodarlar, ota-ona. Ya'ni mana hozir aytamiz, siz ziyorat qilishingiz vojib bo'lgan odamlar kimlar? Ota-ona. Bobo, momo. Amaki, amma. Tog'a, xola. Aka, uka, opa, singil. Bularni ziyorati vojib. Ammo ularning bolalari endi vojib emas, siz uchun nafil bo'ladi. Amakingizni o'g'lini uyiga borishlik, tog'ingizni o'g'lini uyiga borishlik endi bu nafil bo'ladi. Siz albatta bunga ajr olasiz. Ammo biz aytayotgan birinchi toifani xoridan xavoramasangiz, siz vojib amalni tark qilayotgan inson bo'lasiz. Albatta, siyla rahimni zo'r qilib qo'ygan odamni topganidan ham baraka bo'ladi, umrida ham baraka bo'ladi. Bitta odam ishlayotgan bo'ladi hali uyda qarasang. Birodan kam joyi, oshcha emas, lekin kam joyi yo'q. Bitta oilani qarasangiz 10 tasi ishlaydi, muammo shuncha. Shuni sirlardan bittasi siylay rahimni o'rniga qo'yishlik yoki qotil rahim aloqani uzishlik. Qotil rahimni tijoratida ham tirishligida ham barakasi bo'lmaydi. Buni faqat bilmaydi bu odam. Bu odam bilmaydi. Chunki baraka nimaligini bir marta totib ko'rgan emasda hayotida. Sila rahim qilgan kishini birodarlar hamma yaxshi ko'radi. Hatto o'lib ketgandan keyin ham yaxshilik bilan eslashadi. Endi qotiyor rohimdichi, aloqasini uzgan odamichi, o'lishi bilan bo'ldi o'shdi. Birovni eslamaydi. Hayotida qoladigan asarida, oqibatida hargiz bu ikkisi barobar bo'lmaydi. Alloh taolay aytadi: "Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi va tuqattu arhamakum." Agar iymondan yuz o'girsangizlar, yaqinki sizlar yerda buzg'unchilik qilursizlar va qarindosh urug'laringiz bilan ham aloqani uzursizlar. Kishi qarindosh urug'lari bilan aloqasini uzganligi yer yuzida buzg'unchilik qilishlik bilan barobar degan aytib Alloh taolo. Ulaykallazina la'anahumulloh. Unda kimsalarni Alloh la'natlagan, fasod tarqatganda Alloh la'natlagan, qarindosh urug'lari bilan aloqasini uzganda Alloh la'natlagan. Allohning la'natiga qolishidan Alloh taolo o'zi panoh bergan bo'lsin. Siyla rahimga ko'pchilik e'tibor bermay qo'ygan birodarlar, bu narsani qololik, foydasi yo'q urf-odat, kerak emas oshcha chiqin deb tushunadi. Lekin musulmon odam bu narsani o'zini yelkasidagi vojib deb biladi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Musofir yurtda turib yaqinlaringizni xursand qilish uchun ajoyib imkoniyat. Robbim sizni jannat bilan siylasin.
Ushbu naborimizda tilaronli Qur'on kitob, misvak, zamzam suvi, bushkanbarimiz, pastki qismimizda yumshoqqina joy namozimiz mavjud. Ushbu ko'rib turgan barcha islomiy sovg'alarimizni O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Murojaat uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Dastavka xizmatimiz mutlaqo bepul.